Merhaba arkadaşlar. Ben 30 sene Almanya'da yaşadım. Sonra askerliğimi, paralı askerliğimi yaptım Türkiye'ye gelmek için. Çünkü ben Almanya'da hiç doğru memnun değildim. Orası da güzel bir yer. Orası da onlar insanlar da çoğu iyi. Ama ayran yok. Tamam, şimdi artık Türk dükkanlarda oluyor da her şey çok pahalı. Her yer köpek boku dolu. Her yerde köpek boku var. Hep böyle hoplaya hoplaya yürümeniz lazım. Bazı bizim vatandaşlar saçma saçma yalan videolar yapıyor. Ben ama orada 30 sene yaşadım. Ben bunların yalanlarını biliyorum. Orada diyorlar ki 4000 euro maaş alıyorsunuz. Her sene bir Porsche alabilirsiniz. Her sene yeni bir araba alabilirsiniz. Hepsi yalan. Okey? Hepsi yalan. Tam Türkiye'de ikinci el arabalar biraz pahalı. Türkiye'de arabalar pahalı ama nasıl diyeyim? Araba illa yaşamak için lazım mı? Pahalı bir araba demek istiyorum. Burada da arabalar ucuz, 3000 euroya da var Türkiye'de arabalar. Tam ben ne demek istiyorum ya size? Ben anlamıyorum bu CHP'ye oy verenler. Kusura bakmayın da ama vallahi siz şey diyorsunuz. Erdoğan kendisine saray yapmış, Erdoğan kendisine 10 tane yeni araba almış, Erdoğan uçağı var 10 tane, oradan şuraya buradan oraya uçuyormuş. Tamam, sonra Kılıçdaroğlu seçilirse Erdoğan o uçakları götürecek mi kendi evine? Orada daha da yaşayacak mı Ankara'da? Siz, benim Türkçem biraz kötü, kusura bakmayın. Siz vallahi sapıttınız. Sizin beyninizi sorarsam götürecek mi geri? Cevap vermiyorsunuz. Demek seni yalan söylüyorsun. Siz CHP'ciler beyinleri gitmiş, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Gitmiş. Gitmiş, bitti iş. Ne yaptı soruyorsunuz. Ne yaptı, salak mısınız ya? Kör müsünüz? Ne yaptı soruyorlar. Ne yaptı görmüyorum. Geçen biliyorsunuz ya, bir şey yapmadı diyorlardı ya da yangına yardım etmedi, yukarıda da helikopter suyu döküyordu. Böyle yalancısınız. Onu görüyorsunuz daha da inanmıyorsunuz. Şeytan sizi damla mı gözünüze damlattırdı ya da kulaklarınıza? Ne bileyim, vallahi bilmiyorum. Beni bana anlatmayın. Ben şimdi 57 yaşındayım. Ben Türkiye'de Türkiye'nin eski halini de gördüm. Ve şimdikinin durumunu da gördüm. Şimdilik şey diyorsunuz, soğan çok pahalı, şu pahalı, şu her şey pahalı. Tam pahalı. Bunu biz bu kötü durumdayız, ondan çıkmak istiyoruz. Anlıyor musunuz? Biz Avrupa ve Amerika gibi parayı bastıramıyoruz. Anlıyor musunuz? Bir de bizim devletimizde borçla almak istemiyor. Siz biliyor musunuz Amerika'nın ne kadar borcu var diye? Biliyor musunuz Almanya'nın ne kadar borcu var diye? Siz bunları bilmiyorsunuz. Biz biraz sabırlı olmamız lazım. Sanki kötü yaşamımız mı var ya? Sanki kötü yaşamımız mı var? Ben burada işçi adamlarla konuşursam herkes işçi arıyor. Herkes işçi arıyor. Bir de... Aa Samuel abi, nasılsın? Dur, bir video yapıyorum da. Samuel abi, seni çekmiyorum. Okey? Bak. Sen de hep iş adamları tanıyorsun değil mi? Herkes işçi aramıyor mu? Evet. Vallahi bilmiyorum. Vallahi billahi, işte yalan mı söylesin? Bir de az mı maaş ödüyorlar? 1000 lira yürümeye. Ne? Yürümeyesi 1000 lira. Aylık 30 bin lira falan yeri, 25. Duydunuz mu? Onun için bu yalanları dinlemeyin, okey? Kör de olmayın ya, sizin beyninizde vallahi şey mi yaptılar ya, anlamıyor musunuz ya? Vallahi tam bazı şeyler eksik, bazı şeyler daha tam %100 değil. Ama uğraşıyor ya, bizim hükümetimiz uğraşıyor, bizim... Nasıl diyeyim ya, siz körsünüz ya. Şahane Türkiye'miz, şahane. Siz bir gidin bir Almanya'da bir iki hafta yaşayın. Buraya koşa koşa kaçarsınız geri. Görürsünüz. Ya vallahi sizin beyninize ne yaptılar ya, anlamıyorum ya. Konuşamıyoruz, cevap da vermiyorsunuz. Sorarsam niye böyle, bunu yaptılar, şunu yaptılar. Şu böyle, şu böyle. Susun ya, susun. Öf.